bugünkü Yavuz Kemal beldesi ve çevresindeki köylerin bulunduğu mücavir alan, yani Aksu Vadisi'nin yukarı havzası, öyle diyelim. Burasının Türkleşmeye başlaması miladi 1390'lı yıllar. 1397'de Hacı Emiroğlu Süleyman Bey'in bu vadiye gelip aşiretleri yerleştirmeye başladığını biliyoruz. Buraya yerleşen en büyük aşiretin adının Kırıklı aşireti olduğunu da biliyoruz. Yani bu bir aşiret adı. Kınıklılarla ilgisi yok. Ayrı ayrı şeyler. Ancak Oğuzların Yıva boyunun da daha önce buraya geldiğine dair kanıtlar var. Bunun en büyük kanıtı da Yıva diye bir köy var burada. Başka küçük aşiretler de var ama genel olarak bu bölgenin tarihteki adı, nahiye adı Kırık aşiretidir. Kırık aşiretine nispeten Kırık nahiyesi adı böyle. Burada bir nahiye teşkili 1450'li yıllara tekabül ediyor. Yani bugün Dereli ilçesinin bulunduğu alanın kuzeyinde kalan bölgede ise Türkleşme süreci 16. yüzyılda, biraz daha geç olmuş. Bunun nedeni Trabzon'un fethiyle alakalı bir şey. 1500'lü yıllarda Yavuz Sultan Selim'in şehzadeliği döneminde bölge Türkleşiyor. Efendim, ta 1920'li yıllara kadar burada herhangi bir nahiye filan oluşumu yok. Bu bölge tamamen köylerden oluşan, doğusu Keşap nahiyesine ya da kazasına, vadinin aşağı kısmı ise, yani Giresun merkeze tekabül eden kısmı ise Giresun kazasına bağlı olarak idare edilmiş. 1927'de Dereli nahiyesi kurulmuş. 1928'de ise bu tarihi Kırık nahiyesiyle Dereli nahiyesi birleştirilmiş, bir ilçe haline getirilmiş 1958'de. Böylece Dereli nahiyesi kapanmış, ancak Kırık nahiyesi Dereli ilçesinin içinde bir nahiye olarak devam etmiş. 1928'de nahiyenin adının Yavuz Kemal olduğunu görüyoruz. Yavuz Kemal, o dönem isim değişikliği Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi burada da etkisini göstermiş. Yavuz Kemal aslında nahiye müdürünün adı. Adam kendi adını vermiş nahiye. Kırık adından vazgeçilmiş. Bunun Rumcu olduğu zannedilmiş. Yabancı bir isim olduğu zannedilmiş. O zamanki nahiyenin kararıyla adamın adı Yavuz, soyadı Kemal, çarşambalı bir müdür. Kendi adını nahiyeye vermiş. 1928'de oluyor bu olay. 1972'ye kadar da Yavuz Kemal nahiyesi devam etmiş. Nahiyelerin kapatılması üzerine bu nahiyeye bağlı köyler ya da mahalleler müstakilleşmiş. Yani Dereli ilçesinin mahalleleri haline dönüşmüş. Daha sonra işte beldenin kurulmasıyla birlikte o Yavuz Kemal adı tekrar canlanmış. Ve bugün itibariyle idari yapısına baktığımızda eski Şıhlar Köyü, Kulakkaya, efendim Yuva Köyü, Güzyurdu Köyü ve Hapan Köyü'nden oluşan bir idari yapı, beldenin genel olarak mücavir alanı da bu. Bizim özelimizde, yani Yavuz Kemal ve çevresine gelen Kırık aşiretinin nereden geldiğini biliyoruz. Niksar'dan geliyorlar. Bazı gruplar Karadeniz'in kuzeyine, daha doğrusu Karadeniz bölgesinin kuzeyine doğru, yani bugünkü Canik Dağları'nın Karadeniz'e bakan bölgelerine doğru yerleşmeye başlıyorlar. Şimdi ama bizim Kırık aşiretinin tam olarak gelişi, dediğim gibi Hacı Emiroğulları Bey'i, Emir Süleyman Bey'in emrinde bulunan Meliklu, Gökçealilu, Bozatlu, Sarvanlu, işte Derelu, bu arada Kırıklı, çok sayıda aşiret bölgeye gelip yerleşmişler. Yani Danişmentoğulları Beyliği yıkılınca ortaya iki tane beylik, küçük beylik kuruluyor. Birisi Taceddinoğulları Beyliği. Bu daha çok Çarşamba ve Tokat'ın kuzeyi, işte Niksar, o bölgeye egemen olan bir beylik. Daha doğuda ise aynı beyliğin başka bir versiyonu. Yani Taceddinoğulları ile Hacı Emiroğulları'nı kardeş dersek yanlış olmaz. Yani aşağı yukarı
etnisite bakımından halkı da aynı. Daha çok Çepni Türkleri bunlar. Hükümdar ailesi de aşağı yukarı aynı soydan geliyor. Yani bunlar Emir Savcı Bey'in oğulları. Kuşdoğan Bey ile Doğan Şah Bey, iki kardeş, iki ayrı beylik kurmuşlar daha doğrusu. Bizim bölge, yani bu konumuz olan Yavuz Kemal beldesine gelen Emir Süleyman Bey, Hacı Emiroğulları Beyliği'nin son hükümdarı. Ondan sonra zaten Osmanlı'ya bağlanmış bu beylik. Hacı Emir Bey'in 1398'den sonra adına rastlamıyoruz. Ancak 1397'de bölgenin fethinden sonra Emir Süleyman Bey'in vefat ettiği tahmin ediliyor. Mezarı da Ordu'da Süleyman Beyli diye bir köy var. Burada olduğunu Faruk Sümer Hoca söylüyor. Zannediyorum bir saha çalışması yapmış. Ancak bu konuda kesin bir karine yok. Peki Emir Süleyman Bey'in Kırık ve Dereli Vadisi'ne geldiğinin kanıtı ne? Bu konuda elimizde vakıf kayıtları var. Yani mesela Yakup Halife Vakfı'nın ilk tanzim eden Yakup Halife, biliyorsunuz Dereli'nin hemen aşağısında, Duroğlu Beldesi'nde ilk vakıf tanzim eden Hacı Emiroğulları hükümdarı Emir Süleyman Bey. Bu kesin. Çünkü vakfede net ve açık bir şekilde söylüyor. Kırık nahiyesini kuran Şeyh Mustafa diye bir zat, bunun da vakfiyesini ilk defa tanzim eden bu. Yani esas itibariyle vadinin, Aksu Vadisi'nin yukarı havzasına bir kolonizatör Türk dervişini yerleştiriyor, Şeyh Mustafa'yı. Orta kesimine de Yakup Halife'yi yerleştiriyor. Bunların bölgeye gelip Türk köylerini kurmaya başlamaları miladi 1397'nin zannediyorum Haziran-Temmuz o aylar. Yani bahar ayında çünkü bu operasyon yapılıyor. Vakıf kayıtlarından bunu anlıyoruz. Dolayısıyla Müslüman Türklerin bu bölgeye yerleşmeleri bu tarihlere denk geliyor. Yalnız bir şey söyleyeyim. İlk defa bu tarihte olmuyor bu olay. Bir basit örnek vereyim bakın. Mesela Kızıltaş Köyü vardır Dereli'nin. Şebin Karahisar sınırına yakın. Kızıltaş Köyü Dereli'de kurulan ilk Müslüman Türk köyüdür. Peki ne zaman kuruluyor? Eratna Beyliği döneminde kuruluyor. Kur'an da, köyü kuran da Melik Ahmet Bey. Bu Melik Ahmet Bey döneminde 1300'lü yılların başında kuruluyor. Çünkü 1315 tarihli elimizde kayıt var. 1314-15 tarihine tekabül ediyor. 1368 tarihli de Hacı İlyas Vakfiyesi var elimizde. Yani Hacı İlyas Vakfiyesi'nin tanzim edildiği tarihte baktığımız zaman, vakfiyeyi incelediğimiz zaman Kızıltaş Köyü'nde bir cami, bir medrese, bir de zaviye olduğunu görüyorsunuz. Bu zaviyeye bağlı başka unsurlar da var. İşte değirmendir, fırındır, o günün sosyal hayatında kullanılan ortak, ne diyelim ona, günlük hayatın, beşeri hayatın ortak kullanım alanları bunlar. Bunlar Hacı İlyas Vakfı'nın birer ünitesi olarak kurulmuş. Peki ne zaman kurulmuş? 1315'li yıllarda kurulduğunu anlıyoruz. Ha demek ki aşağı yukarı 1397 Emir Süleyman Bey'in bölgeye gelişi, Melik Ahmet Bey'in gelişi ise 1300'lü yılların başı. Çok daha eski. Bu Şebin Karahisar'la ilgili bu olay. Yani Şebin Karahisar'daki o Mengücük oğullarının devamı olan bir bakıma Eretna Beyliği döneminde yavaş yavaş o Pontus sınırına doğru bir huruç harekatı ya da bir, ne diyelim ona, bir fetih harekatının başladığını görüyoruz. Bu bölgede, yani Canik dağların kuzeyinde, yani o Eğribel'in bu taraflarına tekabül eden köylerde yavaş yavaş iskanın başladığını görüyoruz. Bu konuda da ilk karşımıza çıkan Kızıltaş Köyü. Çok eski bir köydür burası. Karagöl Dağı'nın eteklerinde Avşar Obası vardır. Avşar, Şebin Karahisar tarafına bakan Avşar Obası. Bu bizim yarı göçebe Türklerin, işte Avşarların vesaire gelip yaylacılık yaptığı bölge buralar. Yani Türkmenlerin bu bölgede çok eski olduğunu anlıyoruz. Yuvalardan bahsettim. Yuva Köyü diye bir köy var. Hapan Köyü'nün eski adı da Küçük Yuva'dır.
Ancak Hapan köyüne daha sonra Peçeneklerden bir topluluk geldiği anlaşılıyor. Eski tarihi kayıtlarda Peçeneklerin Kopan kolundan bahsediyor. Hapan adı buradan gelir. Nüfus kayıtlarına da zaten Kopan diye geçer köyün adı. Bir adı daha var buranın. Eşeren eski adı. Caminin adı Eşeren Camii'dir. Bu köydeki caminin adı. O da zannediyorum asker kökenler buraya yerleşiyor. Eşmek'ten geliyor. Yani eşkıncı, asker. Köyün adı öyle geliyor. Şimdi Şeyh Mustafa meselesine gelince bizim bildiğimiz kadarıyla tahrir defterlerinden öyle anlıyoruz. Şeyh Mustafa bu Kırıklı aşiretinin lideri aynı zamanda. Yani tıpkı bu Elmalı aşiretinin Kovanlık beldesindeki Elmalı aşiretinin lideri nasıl Şeyh Oruç Bey ise bu da bir şeyh aynı zamanda ama yani alperen. Bunlar bu bölgeye gelen işte Yakup Halife olsun, Şeyh Mustafa olsun, Şeyh Oruç Bey olsun, Kovanlık beldesi biliyorsunuz Bulancağın güneyine tekabül eden bölge. Bunlar bir tasavvufi kimlik gibi karşımıza çıkıyor ama bizim anladığımız manada klasik tarikat şeyhi değil bunlar. Bunlar bölgeyi fetheden alp erenler. Ahi olduklarını anlıyoruz. Çünkü gelir gelmez ilk yaptıkları iş cami medrese kuruyorlar. Yani batini unsurlar değil bunlar. Onu söyleyeyim. Yani İran etkisinde kalan, Şia etkisinde kalan unsurlar değil. Öyle olsaydı cami ve medrese olmayacaktı. Bu çok kesin ve net. Zaten zaviyedarları arasında ahi adıyla anılan şahıslar da var. Bunu da anlıyoruz yani. Şeyh Mustafa'nın gelip karargahını kurduğu, merkezini kurduğu yerin şu andaki adı Düz Mahalle. Şıhlar adıyla da anılır. Şıhlar denilmesinin sebebi tekke orada kurulmuş. Tekke şeyhleri de vefat edince oradaki mezarlara defnedildiği için köyün adı Şıhlar diye anılır halk arasında. Ama tahrir defterlerindeki adı buranın Depe Alan'dır. Depe Alan zaviyesi diye de kayıtlarda geçer bu zaviye. Bu zaviyeden sadece şu anda bir küçük bina duruyor. Bir ara halk burayı Sübyan Mektebi olarak kullanmış. İşte teravih namazlarında teravih namazını kılındığı mekan olarak kullanmış. Ama esas itibariyle zaviye yapısıdır. Tek odalı bir yapı. Bir ara cuma namazı da kılınmış burada. Yine Şeyh Mustafa'nın mezarı da bu şeye yakın. Yani oradaki büyük mezarlığın içerisinde türbe yapıldı üzerine oradadır.